Merhabalar arkadaşlar. Gitarteknikleri.com tarafından hazırlanan yeni bir tanıtım videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Ben Özcan Erkişe. Bugün sizlere Ibanez'in başlangıç seviyesi ürünlerinden diye tabir ettiğimiz bir ürün tanıtacağım. Nedir bu ürün? Ibanez GRG 270 DX-BK. Daha önceki tanıtım videolarında GRG 170 DX'i tanıyanlar, bilenler bu gitarı da zaten görüntüsüne ötürü de ona yakın bulmuşlardır büyük bir ihtimalle. Bu ürün onun bir model üstü olan ürün. Farklılıkları var tabii teknik açıdan. Onlardan bahsedeceğim şimdi size. İlk olarak isterseniz ürünün ağaç özelliklerinden başlayalım. Nedir, ne değildir? Gövdemiz aynı GRG 170'te olduğu gibi basswood gövde. Yani ıhlamur ağacı dediğimiz ağaç. Gitarımızın neck kısmına geçtiğimiz zaman fingerboard tarafı, yani parmaklarımızı gezdirdiğimiz ağaç rosewood. Hemen arkasını çeviriyoruz. Arkasını çevirdiğimizde tıpkı yine GRG 170'te olduğu gibi tek parça bir maple ile karşılaşıyoruz. O tanıtımımızda da açıklamıştım. Burada da açıklama gereği duyuyorum. Şöyle ki tek parça diyoruz ama headstock kısmı ayrıdır. Yani şurada görmüş olduğunuz ağaç evet tek parçadır. Ama aynı şekilde headstock kısmında da, yani şu meşinetlerin bulunmuş olduğu, takılı olduğu kısımda yine tek parça bir maple ama şuradan birleştirilmiş bir maple'dan bahsediyoruz ki zaten şurada birleşim yerinde görebilirsiniz. Diğer farklılıklara gelelim isterseniz. GRG 270 dediğimiz gibi 170'in bir model üstü. Yani biraz daha yarı profesyonel olarak kullanabileceğiniz bir ürün. GRG 170'ten farkına gelince üzerinde kullanılan tremolo sistemi tabii ki. GRG 170'lerde FET 10 dediğimiz Ibanez'in üretimi olan yine farklı bir tremolo sistemi kullanılıyordu. Bunda ise yine kilit sistemli ve tıpkı RG serilerinde, daha üst serilerde olduğu gibi Edge Pro modelinden faydalanılmış. Diğer üst serilerde mesela Prestige serilerinde Edge Pro veya Edge Pro 2 modelleri kullanılıyordu. Bunda ise Edge Pro 3 serisi kullanılmış tremolo olarak. Yine gitarımız iki humbucker ve bir single dizayndan oluşuyor. 5 yollu ton switch'imiz var yine üzerinde. Yine bir ton ve bir volume potansından oluşuyor. Yine 5 yollu switch her zamanki gibi en altta humbucker, ikinci yola geldiğimizde humbucker bölünüyor. İki single şeklinde çalışıyor, middle single ile beraber. Ortaya aldığımızda tek single middle pozisyonda çalışıyor. Yukarı aldığımızda, dördüncü yola geldiğimizde, en üstün bir altına geldiğimizde yine üstteki humbucker bölünüyor. Şuradaki humbucker ile ortadaki middle single beraber çalışıyor. En yukarı çıktığımızda da humbucker tek olarak çalışıyor. Bunu da böylece ifade etmek istiyorum. Onun dışında 24 perde gitarımız. Yine 24 perden oluşuyor. Şimdi bu gitarda mesela 170'e göre düşündüğünüz zaman ne gibi artılar var? Artılarımız şu tabii ki kilit sistemi bir kere her şeyden önce. Bu gitarımızın tremolosuyla oynadığımız zaman çok fazla akort problemi yaşamamamızı sağlıyor aslında. Ve daha farklı tonları, daha farklı üst teknikleri de kullanmamıza yardımcı olan bir gitar aslında. Şimdi biraz tonlarını dinleyelim isterseniz. Yine öncelikle belirtmek istiyorum. Kullandığımız amfi Marshall AVT100 ve Marshall AVT100'ün kendi clean sound'unu, overdrive 1 ve overdrive 2 katını kullanıyoruz. Onun dışında yine kullandığımız FX ise Marshall AVT100'ün kendi üzerindeki FX. Onun dışında herhangi bir başka efekt pedalı, farklı bir overdrive pedalı, farklı bir distortion pedalı veya farklı bir delay reverb pedalı kullanmıyoruz. Hani bunu belirtmemdeki en büyük sebep özellikle dinleyen ve bunu seyreden arkadaşların ya acaba bu gitarın tonu nasıl bir amfiden geliyor? Biz nasıl bir amfiye girersek böyle bir sound'u çıkartabiliriz diye düşünürlerse işte biz de açıklamamızı yapıyoruz ki sizin için faydalı olabilsin. Şimdi biraz tonlarına bakalım gitarımızın isterseniz. Yine klasik bir bridge pozisyonuna sahip gitarımız yine keskin. Bridge manyetini duyuyorsunuz şu anda. Bir üste aldığımızda yine
Tonumuz tabii ki bridge ile beraber ortadaki middle single çalıştığı için ve bridge bölündüğü için daha parlak ama bir o kadar da yumuşak bir sound yakalıyoruz. Bir yukarı aldığımızda middle pozisyonda kullanıyoruz gitarımızı. Tekrar bir üst pozisyonu aldığımızda buradaki neck humbucker'ın bölündüğünü, aynı şekilde middle single'la beraber çalıştığını görüyoruz. Burada ton biraz daha baslaşıyor ama yumuşak bir ton geliyor tekrar. Üste çıktığımız zaman eğer clean sound'da kullanacaksak özellikle solo motiflerini işlerken bu neck manyetiğin tek başına humbucker'ı oldukça iyi netice verebiliyor. Üzerine delay ekledik. Tremolo sistemi, özellikle oldukça yumuşak, oldukça kullanışlı bir tremolo sistemi. Yine sizin en ufak dokunuşunuza cevap verecek şekilde tasarlanmış. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Tremolo kullanılırken herkese şöyle bir yanlış intiba uyanıyor. Bakın, ya biz tremolo ile oynuyoruz, bu gitar kilitli ama işte bu gitar akort kaçırıyor ya da herhangi bir başka gitar. Bakın. Bugün elinizde 3000 dolarlık bir gitar da olsa, 300 dolarlık bir gitar dahi olsa, tremolo sistemi eğer standart Floyd Rose tipinde veya bu tip H Pro şeklinde, yani kısacası arkadaki yayların vidalara monte edilmiş şekilde yapılmış bir tremolo sistemi ise eğer, bunda yaşayacağınız şey aslında akort kaçıklığı değildir. Bakın şöyle anlatayım. Bir tremolo sisteminde özellikle yaylar üzerinden destekleniyorsa bu tremolo sistemi, siz tremoloyu geriye çektiğinizde, bıraktığınız anda hiçbir zaman için bu yayların tam sıfır noktasına oturması mümkün değildir. Hiçbir zaman için. Veya tamamen bastığınızda, tekrar bıraktığınızda yine aynı şekilde ilk başladığı noktaya yeniden gelmesi mümkün değildir. Çünkü yayların bir esneme ve daralma payı var aynı şekilde. Ve bu her zaman için değişecektir. Neden değişecektir? Çünkü yayların üzerinde sürekli bir gerilim var. Nedir bu gerilim? Her telde olduğu gibi, her gitarın üzerinde olduğu gibi teller gerildiğinde üstünde uygulanan ortalama 65 ile 75 kilo arasında değişen bir tel basıncı. İşte bundan dolayıdır ki gitarın hiçbir zaman için tremolo sistemi en başta başladığı sıfır noktasına oturmaz. Ve bu bir akort kaçıklığı değildir. Bu Floyd Rose'un genel karakterinden ya da o tip tremoloların genel karakterinden kaynaklanan sadece küçük bir sorundur. Özellikle Floyd Rose'u çok uzun süre kullanan kişiler aslında bunun da nasıl bertaraf edileceğini çok iyi bilirler. Nedir bu? Çaldığınızda, kolla oynadığınızda eğer tremoloyu aşağı bastırıyorsanız, bıraktığınızda tekrar aynı yere oturmadığını düşündüğünüz için hafif, çok hafif bir hareketle tremoloyu geriye doğru hareket ettirmeniz. Çok hafif bir dokunuş. Aynı şekilde eğer geriye doğru çektiyseniz tamamen öne bırakıyorsanız tekrar çok küçük öne doğru bir dokunuşla bu problemi tamamen ortadan kaldırırsınız. Ama eğer her tremolo ile oynadığınızda akort aletine bakıp hay Allah bunun akordu kaçmış, yine kaçtı, yine kaçtı dersiniz, bu işin altından kalkamazsınız. Onu da küçük bir dipnot olarak ve bunca yıldır edindiğim tecrübelerden dolayı size küçük bir uyarı olarak vermek istedim. Şimdi isterseniz ürünün bir de drive soundlarına bakalım. Nasıl bir karakteri var onu görelim. Yine amfimizin birinci overdrive katını kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi şuradaki switchlerle ufak tefek oynamalarla overdrive karakteri arasında ne kadar büyük farklılıklar olduğunu da görebilirsiniz.
daha yumuşak bir overdrive karakteri yakaladım mesela. Middle'da tabii ki her single manyetikte olduğu gibi overdrive karakterinde birazcık dip gürültüsü olması olasıdır. Bundan kaçış yoktur. Hangi gitarı kullanırsanız kullanın. Onu da açıklayayım. Bir yukarı çıktığımız zamansa daha bas karakterli ve yumuşak bir overdrive sound alıyoruz. Yukarı geldiğinizde ise daha sert, daha bas karakterli bir overdrive sound alacaksınız. Çünkü burada humbucker pozisyonunda çalışacak gitarımız. Bu daha koyu tonlar sevenler, biraz daha bas karakterli soundları sevenler için aslında güzel bir seçenek olur. Şimdi gitarımızın ikinci overdrive katına geçiyoruz amfimizin ve gitarda daha agresif bir sound yakalıyoruz. Bu katı özellikle solo'da kullanıyoruz. Ve gitarın şimdi solo performansını da oldukça iyi bulacaksınız. Gitardaki özellikle dediğim gibi şu tremolo performansı çok etkileyici bana göre. Çünkü genelde bu tarz gitarlarda, bu tip fiyatlardaki gitarlarda bu kadar başarılı bir tremolo sistemi kullanılmıyor açıkçası. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Ürünün bundan farklı olarak şöyle bir bordo rengine benzeyen, yani daha eflatun gibi bir rengi var. İki renk olarak üretilmiş ürün. Biri bu renk, diğeri ise siyah renk. Bu iki renkten siz de edinebilirsiniz kendinize. Gitarımız işte budur. GRG 270. Daha yakından görmek, tanımak isterseniz siz de Tünel'e gelebilirsiniz. Buradaki müzik mağazalarında bu ürünü deneyebilirsiniz. Umarım verdiğim bilgiler açıklayıcı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.